Basın mensuplarımız, insanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik, beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Pandemi ile savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'de 11 Mart'ta İlk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik. Allah'a şükürler olsun ki o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi bir buçuk ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda. Gerekli tüm adımları attık. Türkiye Futbol Federasyonu olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle önemli bir yol aldık. Devletimizin kararlarına harfiyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı bunun birinci kısmını kamuyla paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız. Bugüne dek en, sağlı en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik. Önce sağlık anlayışımızdan hiç vazgeçmedik. Hep Türk futbolunun Selametini düşünerek hareket ettik. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mustafa Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptık. Süper Süperlik, birincilik, ikinci ve üçüncülük kulüplerimizin fikirlerini aldık. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu başta olmak üzere devletimizin tüm kurulları ile istişare içinde süreci hep değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık. Gerekli düzenlemeleri yapmak üzere bütün çalışmaları gerçekleştirdik. En son da Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik kendisine bizleri kabul ettiği, değerli bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sayın Koca gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Verdiği mücadele ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün de yönetim kurulumuz olarak toplantımızı yaptık. Devletimizin Tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Bütün kamuoyunun da merakla beklediği kararımızı şimdi sizlere duyurmak istiyorum. Şimdilik olmak kaydıyla Bakın arkadaşlarım altını çizerek söylüyorum. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, Birincilik, ikincilik, Üçüncülük ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlendiğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan bilim kuruluna havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynayacağına karar verecek. Bu süreçte bilim kurulunun sağlık kurulumuza beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları da tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, Türkiye Futbol TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile bölgesel amatör liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleriyle görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çevresinde, çerçevesinde de liglerimizi başlatacağız. Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Antrenmanlarına başlayan kulüplerimizin bu zaman zarfında hazır hale geleceğine de inanıyoruz. Hiçbir şeyin eskisi olmayacağını biliyoruz. Ama yeni dönemi de fırsata çevirmemiz gereklidir. Bu nedenle sağdığı içerisinde kararlara saygı duyarak bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımıza eminim. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz. Ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır bir şekilde ev sahibiliği yaparak sezonumuzu taşlandıracağız. Aldığımız kararlarımızın ülkemize, Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Başkan teşekkür ediyoruz. Video konferans yoluyla medyadaki arkadaşlarımız da sizlere soru soracak ve tek tek ben kendilerine söz hakkı vereceğim. Öncelikle katılımları için medyadaki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlk olarak Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır. Sizin sorunuzu rica ediyoruz. Buyurun. Sayın başkan, kararınız hayırlı uğurlu olsun. Umarım süreç kazasız belasız atlatılır. Hiçbir sporcu ya da spor çalışanı, medya çalışanı bu süreç içinde ee, virüste karşı karşıya kalmaz bir sıkıntı yaşamayız. 10 ee, aylık planınız olduğunu biliyoruz. Bunu açıklamıştınız. Olası bu e, 12 Haziran gerçekleşmez ise sonraki planınız nedir? Birinci sorun bu. İkinci sorun da Ankara gücünde bir biliyorsunuz koronavirüs tespiti var. Başlayan lig öncesinde bir e, alarm gibi görünüyor. Benzer bir durum lig oynanırken hayata geçerse ne tür bir reaksiyonunuz olacak? Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bayındır. Şimdi tabii bizim elimizde 10 ayrı senaryo var. Bu senaryoyu Sağlık Bakanlığı'yla Spor Bakanlığımızla paylaştık. Ve bu durumda yarın inşallah Sağlık Bakanlığı'na müracaatımızı yapacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bize vereceği, Sistem içerisinde liglerimizi başlayarak sonlandırmak istiyoruz. Bu hepimiz tarafından böyle bilinmelidir. Dolayısıyla ana hedefimiz sağlık olan futbolcumuzun, futbol adamlarımızın, siz basın mensuplarının hepsimizin sağlığını da düşünerek, en iyi çözümüyle yollarımıza devam edeceğiz. Evet, Ankara gücünde bir virüs vakası yaşanmıştır. Ama... Bundan sonraki yapılacak bütün yol haritamızı Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun aldığı karar ölçüsünde yolumuza devam edecek. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Yoksa kendi başımıza bir karar alarak yola devam etmek istemiyoruz.